Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik Tovuz kentindeki bazı saldırıların ardından Azerbaycanlı yetkililerin de sizinle temasları, istişareleri oldu. Bir gerginlik oldu, bir gerilim yükseldi komşumuzda yine. Siz beraberinizde Silahlı Kuvvetler Komuta Kademesi'nin yetkilileriyle birlikte Azerbaycan'a gittiniz ve ortak düzenlenen fiili atışlı ortak müşterek tabur görev kuvveti tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldınız. Bu tabii net bir destek Azerbaycan'a. Evet, ve hava tatbikatımız Tuvars vardı. Bölgede son dönemde yaşananlara ilişkin değerlendirmeniz nedir? Türkiye burada bir taraf mı? Genelde taraf olduğunuza vurgu yaptınız. Uluslararası ilişkilerde genelde çok itidalli bir çizgi çizersiniz ama burada böyle bir nedense bir şey yok. Yani bir bizim, ne yaptıysa biz onların yanındayız yaklaşımı var. Azerbaycan Türk'ü bizim öz kardeşimiz. Dolayısıyla biz iki millet, iki devlet, tek milletiz. Yani burada hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla biz tabii ki burada tarafız. Haktan tarafız, hukuktan tarafız, kardeşten tarafız, kardeşlikten tarafız. Ve bu Tovuz'da yapılan saldırıyı da şiddetle kınıyoruz. Durup dururken, efendim, hiç ortada bir sebep yokken böyle bir saldırgan tutum gerçekten kınıyoruz. Gerçekten efendim bu yapılan saldırının hiçbir savunur tarafı olmadığında herkesin görmesini bekliyoruz. Yani burada gerçekten yapılan işin efendim ileri tutar tarafı yok ve bunun savunur tarafı yok. Şimdi bizim burada çeşitli tatbikatlarla, çeşitli efendim, eğitim işbirliği konusundaki çalışmalarımızla beraber kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, Azerbaycan Türk'ünün yanında olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. Olacağız biz. Bunun şeysi yok. Bu yani bir muazzası, pazarlı söz konusu değil. Ve gerçekten elimizden geldiğince eğitim işbirliği konusunda çeşitli tatbikatlarla, çeşitli eğitimlerle efendim, arkadaşlarımızla konuşuyor, arkadaşlarımız gittiler, konuşuyorlar, görüşüyorlar. Onlarla beraber işbirliğimizi sürdürüyoruz. Burada tabii Ermenistan deyince bizim o tezden falan da bahsedildiğinde tabii Ermenistan'ın ya burada biraz önceki bahsettiğimiz konulara benzer halleri var. Ermenistan da akılla mantıkla düşünerek işleri yapmıyor. Ermenistan da arkasındaki bir takım güçlerden güç almak suretiyle kendi gücünün, kendi boyunun çok üstünde efendime söyleyeyim işlere girişiyor. Fakat tabii bunda bir çıkar yol olmadığını görmeleri lazım şu kadar geçen sene içinde ve yıllar içinde. Bunu görmeleri lazım. Bizim tabii geçmişte tarihe baktığımızda bu 1915 olaylarıyla alakalı oradaki ne kadar yanlış olduğunu değerlendirmelerin, ortaya atılan iddianın ne kadar yanlış olduğunu ben söylemiyorum. Amerikan Milli Arşivindeki İngiliz istihbarat subaylarının, Amerikan istihbarat subaylarının raporları söylüyor. Orada gerçekten maalesef bir şekilde medyayı kullanmak suretiyle, bir takım o çeşitli dünyadaki mevcut bir takım networkleri kullanmak suretiyle Türkiye'ye karşı, Türkiye karşı maalesef böyle bir takım medya katliamları, akademik katliamlar gerçekleşmiştir. Bu da onlardan biri. Çünkü gerçekte bizimle alakası olmayan bir İngiliz, bizimle alakası olmayan bir Amerikalı raporunu yazıyor. Diyor ki hiçbir şekilde diyor biz gittiğimiz zaman diyor raporlarda var bu. Özetle ne diyor raporlar? Çok açık bir özetle diyor ki gittik diyor her tarafı gezdik diyor. Oradaki diyor köylerin diyor karakterinden diyor anlaşıldı ki diyor Türk köyleri yakılmış efendim Ermeni köyleri ayakta. Çünkü kilise ve cami alameti farika. Camiler yakılmış yıkılmış kiliseler duruyor. Raporlar burada Amerikan arşivinde. Bizim tabii öncelikle bizim akademisyenlerimize biz şiddetle tavsiye ediyoruz. Bunları görmelerini bunları kullanmalarını ve diğer taraftan da bizim dostumuz, müttefikimiz dediğimiz işte Amerikalılar, Avrupalılar da bunlara bakması lazım. Yani dolayısıyla bu ön yargı hep orada toparlanıyor Şenol Bey. Bütün mesele ön yargıda toparlanıyor. Ön yargı olarak baktığınızda siz eğer başlangıçta Türkler haksız, Ermeniler haklı diye meseleye girdiğiniz zaman hiçbir gerçeği göremiyorsunuz, hiçbir gerçeği duyamıyorsunuz. Biz insanları efendim aklı selime davet ediyoruz. Entelektüel namusa davet ediyoruz. Entelektüel namusu olan ne olursa olsun doğru budur diyebilmelidir, diyebilir. Ama maalesef muhataplarımızda bunu pek göremiyoruz. Siz Fransa'yı da bu manada...